Bu ben geleli 8 ay oldu. Geldikten sonra yani iğne tutmayı bile yani evde söküm bile dikemeyelim. Şimdi her şeyi yapabiliyorum. Çok da güzel yapıyorum. Kıyafetlerimde yani görenler çok beğeniyor. Ceket yaptım. Etek yaptım, bluz yaptım. Tekrar şimdi bir elbise bir bluza başladım. Kendim için yaptım. Şimdi kıza yapıyorum. Kızın söz var. Onun için kıyafet yapmaya çalışıyorum. Ama hocamın sayesinde bir yer açıp da yani daha kendim geliştirdikten sonra bir yer açıp çalışmayı da düşünüyorum. Azımayır hastasıyım. Ben çok bunaltıydı. Ben de ilaç kullanmaya başladım. Sonra buralara gelip görünce hocamız da sağ olsun çok seviyoruz. Çok yardımcı oluyor. Bilmiyorum. Sorunlarından kurtuldum. Evden uzaklaşayım. Bana da iyi geliyor, eşime de iyi geliyor. Sağ olsun başkanımız bize sunduğu bu buyurmadı şeyden. Çok memnunuz. Sekiz aydan beri geliyorum. Buraya ilk geldiğimde bir makas tutmasını bile hocam öğretti sağ olsun. Kalıpları öğretti. Önce kalıpla başladık. Sonradan da pratik kesime, şu anda pratik kesebiliyoruz. Bunları torunlarıma yaptım kalan parçalarından. Pijama takımı diktim en azından 10 tane, 10 takım falan. Bekar kızım var, ona kıyafetler diktim. Torunum oldu yeni. Ona kıyafetler dikiyorum, kendime dikiyorum, sipariş de dikiyoruz. Burada en çok tamiratlarımızı yapıyoruz. Kumaşları uygun fiyata alıyoruz. Mesela 50 TL'ye kumaş aldım. Bir büyük anne pijaması diktim ve bir de çocuk pijaması diktim 50 TL'ye. O aldığım anne pijaması piyasada 250-300 TL. Çocuğu da bilmiyorum. 50 liraya mal ettim. Ve burada iş öğrenip daha yaşımız genç, çalışmayı da düşünüyoruz. Eşim emekli, tek maaş yetmiyor. Katkılar, eve katkıda bulunmak istiyoruz. Ve bura bize terapi gibi geliyor. Ayrıca ben sabah buraya 8'de gelip 5'te gidenlerdenim. Evet. Sabah başta mefruşat kursuna gidiyorum. Öğleden sonra buraya geliyorum. Çok memnunuz. Bize böyle imkanları tanıdığı için elektriğinden, suyundan tut. Ve bura hepimizde arkadaş ortamı, komşu ortamından anne babamız bile bizi çalışıyor olarak görüyor. Buradayız. Sabah 8, akşam 5. Bizim kurslarımızın önemi çok büyük. Çünkü bir ülkenin nüfusun yarısını oluşturan kadın iş gücünü bir taraf edersek ekonominin sürdürülebilir olduğuna göz ardı etmiş oluruz. Onun için kadın iş gücünün ekonomideki katkısını desteklemek için kadın girişimciler yetiştirip istihdam alanlarını genişletmemiz gerekiyor. Sağ olsun belediye başkanımızın bize verdiği imkanlarla halk eğitim öğretmeni olarak hayat boyu öğrenme kurumu olarak biz bu imkanları öğrencilerimize sağlıyoruz. Öğrencilerimize mesleklerini verip ellerine onları kadın girişimci olarak yetiştirip aile ekonomisinde katkıda bulunuyorlar. Çok da teşekkür ediyorlar. Onun için ben de kendi adıma çok mutluyum.
Başkanımıza, Halk Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum.